bu vicdanla da yaşayabileceğini zannetmiyorum. Çünkü hakimler vicdanlarına göre karar verir. Vicdansız verilen karar, vicdanı her zaman yaralar. Her zaman. Bu yara onda derin yaralar açacak. Ve zannetmiyorum ki çok ömürlü, uzun ömürlü bir meslek hayatı olabilir. Kendisine çok bir yaralar açacak. Yapılan bu kusurda bizi çok, yani arkadaşlarım adına burada olduğum için hep beraber söylüyorum. Bizi çok iptal kusur açısından. Ama haklı olmanın duruşuyla 28 gün dua gibi olmasın diye söylüyorum bu kadarını. Kaç kürsülerse sürse hiçbir zaman için ezilmeyiz. Çünkü biz haklıyız. 49 arkadaşım değil, 75 arkadaşım var. Ben dahil. 75 arkadaşım haklı. Hiçbir suç işlemedi. Bir tane suçla alakalı zerre. Terim ediyorum, zerre. Zerre ne manaya geliyorsa. Zerre bir şey ortaya koyamadı. İlk defa hukuk tarihinde şüphelinin susma hakkını kullanacağı yerde hakim bana susma hakkını kullandı. Sorduğum soruya cevap verir, sorgusuna... Bakın var. Dikkat edin, müdürüm bunu bir daha söyleyin Allah aşkına. Hukuk tarihinde şüpheliye var susma hakkı. Evet. Hakim bana susma hakkını kullandı. Hakim susma hakkını kullandı. Ve sorguda yazıyorum. Ben de şahidim. Sorguda var, susuyorum. Hakim adına. Böyle bir karabetlere karşı karşıyayız ama geçecek inşallah. Hukuksuzluğu, zulmü, zalimliği tüm Türkiye gördüğü gibi inşallah dünya da görecek. Zalimin devrileceği, zulmün en artacağı zarf yakında. Hukuklarla yaklaştık. Allah iyisin versin. Başka bir şey yok. Öncelikle efendiler, yaptığınız çalışmalarla elimizden geldiği kadar gerçekten bu vatanın ve milletin bir kasada yaptık ne yaptıysak. Ha, ifade mi olacakmış? Bugüne kadar böyle yaptığımız gibi yarın da yine böyle yaparız. Evet, bu 8 günlük gerçekten zulüm sayılacak bir atmosferde sizin gibi güzeli insanlar arkadaşlarımızla tanıştığımız için büyük fatihalık duyuyoruz. İnşallah bu birlikleri ölene kadar devam eder. İnşallah. Her şey için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ailelerinizden ayrı 8 günlük gecenizi, gününüzü bizim yetiştirdiniz. Bizimle paylaştığınız farkındayız. İnşallah sonu mutlu bitecek. Ben ona inanıyorum. Biz çok rahatız. Zaten rahatlığımızı da burada geçip görüyoruz. Biz dışarıdakileri üzülüyoruz. Dışarıdakiler üzülüyoruz. Bizim sadece bu. Yoksa yaptığımız işten kaynaklı kesinlikle bir üzüntümüz, pişmanlığımız yok. Bugün olsa yine yaparız. Yarın da yaparız. Dün de onu yaptık. Yapın edebiliriz. Bundan gideceksiniz. Allah bilir. Tekrar gideceksiniz. Bizim arkadaşlarım var. Bir şey biliriz adam. Star. Kağıdın müdürün ne? Sonra şüpheliler bulduğumuz için gerek yok diyorlar. Ne kadar kötü olursa olsun. Ancak manevi olarak gerçekten çok mutlu ve mutluyduk burada. Yani hayatımın en güzel bayramını, en güzel günlerini burada yaşadım diyebilirim. Yani